SQLite'da veri nesne, düzeltiyorum, veri değil, nesne silme işlemleri diğer veri tabanı yönetim sistemleriyle aynı. Drop ile yapıyoruz bunu. Ve burada iki farklı söz dizimi var. İkisini de farklı durumlarda kullanabilirsiniz. Biz uygulamalar içerisinde, eğitim içerisinde kullanacağız ikisini de. Nedir bunlar? Birincisi drop table diyerek sadece tablonun adını yazmak yeterli burada. Girdim, drop table deyip ondan sonra if exists table name söz dizimini uygulamak. Bu göreceli olarak ikisini de kullanabilirsiniz. İkincisinde, birincisi zaten doğrudan silme işlemine koyuluyor da, ikincisinde tablonun varlığını kontrol ediyor öncelikle. Eğer varsa silme işlemine geçiyor, yoksa silmiyor. Yani o işleme başlamıyor. Bu nedenle eğer mesela tablonun var olup olmadığından emin değilseniz, o zaman bunu kullanarak if exist uygulamasını sağlayabilirsiniz bu işleme. Drop table mesela elimizde ne var? Yukarıda oluşturduğum users old var. Ben bunu doğrudan çalıştırıyorum. Onu sildik. Hemen gitti oradan. Başka ne var elimizde? Users mesela. Mesela şunu tekrar çalıştırayım ben. Bakın Chinook no such table bu isimde bir tablo yok diyor. Hata verdi bize. Ama ben şu yöntemi uygulasaydım. Mesela drop table'dan sonra if exists deseydim. Bakın 0 seconds yani herhangi bir süre tutmadı ama kontrol etti. Kontrol işleminde herhangi bir salise bile tutmadı burada. Ve silme işlemine de geçmedi. Dikkat ederseniz. Hata da vermiyor bu nedenle. Ama mesela users'ı silelim. Burada aynı yapıyla. Kontrol edilecek. Ondan sonra silecek. Burada bakın users'ı sildi. Çünkü o vardı. If exist burada true döndüğü için onu da sildi.